Merhaba kitap severler. Bugünkü kitabımız Tekvin. Son zamanlarda ismini oldukça fazla duyduğumuz bir kitap. Özellikle yazarının yani Arif Ergin için söylenen Türkiye'nin Dan benzetmesiyle de dikkatleri iyicene üzerine çekmeyi başardı. Bunların yanında kitabın konusu ve işlenen temalarda bir hayli farklı ve nitelikli denilebilecek seviyede. Kitabın temasına gelecek olursak Osmanlı'nın ünlü ressamlarından Osman Hamdi Bey'in Kayıp tablosu olan mihrap yani diğer adıyla tekbirin öyküsüyle karşılaşıyoruz sayfalarda. Tablo dönemin zihniyeti göz önüne alınıp incelendiğinde oldukça cesaretli bir şekilde yapılmış. Çünkü Çin'den yapılma bir cami mihrabı önünde sarı dekote bir elbise giyen genç bir kadının rahle üzerine oturup ayaklarının altına saçılmış birçok kitap olduğunu görüyoruz. Bu kitapların içinde Kur'an-ı Kerim olduğu tahmin edilen kitaplarda mevcut. Bu tablo Türkiye'de hiç sergilenmemiş. Çünkü siyasi tepkilerin yanı sıra toplumun da tepkilerinden kaçınıldığı için tabloyu alan kişinin ismi gizli tutulmuş. İlk kez 1970'lerin sonunda Mihrab ismiyle bir kitapta kayda geçmiş. Tablonun bilinen son iş sahibi de Demirbank. 2000 yılında banka batınca ilginç bir şekilde tablonun da bir şekilde ortadan yok olduğu fark ediliyor. O gün bugündür bu tabloyu gören kimse de yok. Sanki yer yarılmış da içine girmiş gibi. Kitap İstanbul'da geçiyor. Yıllar önce yaşanan bir cinayet ile... Günümüzde meydana gelen bir kaçırma olayın bağlantısıyla başlıyor her şey. Osman Hamdi Bey'e olan büyük hayranlığı ile bilinen Yakup Ruzli bilinmeyen bir nedenle öldürülüyor. Torunu Melek de 17 yıl sonra dedesinin evinde bulduğu bir defter nedeniyle kaçırılır. Bu olayın tek şahidi ise meleğin manevi kardeşi Hakan'dır. Defterin gizemi, Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu tekvine dayanır. Hakan gizemi çözüp meleği kurtarabilecek midir? Kayıp tablonun sırrı nedir? Okuyup göreceksiniz tabii ki. Olayların temeli bu hikaye üzerine kurulsa da bahsedilen tablonun haricinde oldukça bilgi verici cümlelerle karşılaşıyoruz. Mevlevilikten tutun da gizli örgütlere kadar Kur'an'dan ve Tevrat'tan ayetlerle birlikte birçok tarihi bilgiler mevcut. Illuminati, din, matematik, genetik, sebetaycılık gibi konuları da sayfalarda görüyoruz. Dolu dolu bir kitap. Daha önce bahsettiğim gibi meleğin kaybolması ile olaylar başlıyor ve bizi mihrap tablosuna götürüyor her bir detay. Tekvim birçok tarihi olguyu ve detayı bünyesinde barındırdığından biraz ağır ve sıkıcı gelebilir. Ancak okudukça kendinizi olayların içinde kaybedeceğiniz bir kitap. Cinayet, tarih, sırları çözmek konularını sevenler için oldukça güzel bir yapıt. Çoğu yorumcu kitabı çok basit ve şişirilmiş olarak yorumlamış olsa da şans verilmesi gereken kitaplar arasında yerini ayırtın bence. Yazarın yeni kitaplarını umarım raflarda görmeye devam ederiz. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.